Arkadaşlar merhaba. Bugün Mehmet Bıçakçı kanalındasınız. Ege'de mahalle ortamındayız. Bugün Hyundai Era aracımızın radyatörünü değiştirdik. Niye değiştirdik? Niçin değiştirdik? Bunları anlatacağım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar köşesinde de sorularınıza eğer soru sorarsanız cevaplamaya çalışırız arkadaşlar. Arkadaşlar radyatörümüz herhangi bir kaçak yani aşırı derecede bir kaçak yoktu. Biz bu radyatörün yenisini aldık, taktık. Radyatörün şöyle, Recep Efe yaklaştır onu. Zorunlu. Şu ek yerlerinden, şöyle şu ek yerlerinden dışarıya su veriyordu. Zamanla da suyunu eksiltiyordu. Biz Hyundai Era, yani bu araçta hararet ibresi yok biliyorsunuz birçoğunda. Bazı modellerinde var. Dolayısıyla hararetin yükseldiğini veya düştüğünü görme şansımız yok. Zaten motorun içerisinde hararet ibresi olsa da su tamamıyla bittikten sonra hararet ibresi kalkmaz. Anlayamazsınız. Çünkü hararet ibresi su varken ölçüyor arkadaşlar. Su yokken hararetin yükseldiğini göstermiyor. Yani su kaynama derecesinin arttığını gösteriyor. Ama içinde su olmadığı zaman motor sıcaklığını birebir göstermiyor. Biliyorsunuz ilk çalıştırmada bir ışık var, yanıyor soğukken göstergede. Daha sonra da sönüyor. Eğer hararet çok yükselirse o zaman da diğer ışık yanıyor. Sanıyorum ilk çalıştırmada kırmızı renk yanıyordu herhalde sanıyorum. Eğer hararet yükselirse onda da mavi renk yanıyor diye biliyordum. Dolayısıyla arkadaşlar yani hararet göstergesi olsa da olmasa da radyatörünüzde ve motorunuzda su eksildiği zaman otomatikmen hararet ibresine bakarak anlayamazsınız. Sadece hararet yaparsa, su kaynama derecesini geçerse o zaman hararetin çıktığını görürsünüz. Ama zaten bu araçta öyle bir ibre yok. Lambada yandığında çok geç olmuş oluyor. Çok yüksek hararetten motoru yemiş oluyorsunuz. Radyatörün ilk yerlerini ben tamir yaptırabilirdim arkadaşlar. Ama tamiri çok uygun görmedim. Yenisini aldım. Güzel yeni bir marka radyatör aldık aracı üzerine. Kore malı. Ne kadar aldık diye sorarsanız 500 TL gibi bir rakama radyatör aldık. Üzerine montajını yaptık. Biraz sonra alt prizini, suyunu koyacağız. Çalıştıracağız. Umarım bu video faydalı olmuştur. Biz bu videoları genelde konuya hakim olmayan otomobil kullanıcıları için hazırlıyoruz ve paylaşıyoruz. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Sağlıcakla kalın efendim.